Emrullah Erdinç'le konuşacağız. Emrullah'cığım hoş geldin. Aa, teşekkür Hoş. ediyorum. Hem de hazırmış hemen. Hoş Hoş bulduk. bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum hayatım. Biliyorum kısa zamanın var. Beni hiçbir zaman kırmazsın. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün fenomenler dosyasıyla ilgili bir gelişme oldu. Bu kadın Neslim Gürgen galiba adı. Gün, gün gen, gün Gün. gen neyle? Ya Güngen, evet. Videoları var. Kitap yazmış mesela. Şöyle bir kitabı var mesela. Hesabında böyle enteresan videolar var. Şöyle bir video yapamadım hayatta. Neyse inşallah ölmeden bana da nasip olur. Fakat şeye bayıldım. Yani videonun başında o zorla güzellik olur diyor ya kadın böyle. Sonra kitabı okuyor. Yani videonun temel mesajı bu. Bak bu kadın kitap geldi. Hemen 3 sayfa okudu. Öne eğildi böyle terlikleri falan pijaması gayet eşofmanlar. Bak ne oldu. Aynısından istiyorum. Ya Emrullah şakasını yapıyoruz da. Ne oldu dosyada bir anlatır mısın Allah aşkına? Aslında bu beklenen bir operasyondu. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Çünkü yaklaşık bir sene önce Nesrin Güngen'in de ait olmuş olduğu güzellik merkezlerine bilindiği gibi bir kayyum ataması yapılmıştı. Ve Öyle. mal varlıklarına, evet, mal varlıklarına aslında zaten devlet tarafından bir tedbiren el koyma durumları vardı. Şimdi o yüzden bu beklenilen bir süreç. Şimdi o furyayı düşünün. Dilan Polatlar'ın olduğu furyayı düşündüğümüz zaman hatırlayacaksınız ki birçok güzellik merkezi mercek altına alınmıştı. Ve özellikle çok şubeyle ve yine Dilan Polat'la bağlantılı güzellik merkezleri bu anlamda bir kısmına devlet tarafından kayyum atanmıştı. Hesaplarına da bloke konmuştu. Yani artık kontrolleri, şirketlerin kontrolleri devletin eline geçmişti. Devlet kayyum üzerinden o şirketleri denetliyordu. Şimdi bunlar, bu denetlemeler yapılırken bir taraftan da masa incelemeleri vardı. Şimdi masa incelemesi çok böyle hani kolay olmuyor. Yaklaşık işte bir seneyi bulan incelemeler, hesaplar inceleniyor, onlar inceleniyor. Ve masa hesap incelemesini bitirdikten sonra bir rapor hazırlıyor. O raporu hem savcılığa hem de mali şubeye gönderiyorlar. Ve o rapordaki sisteme göre, masanın bulduğu illegaliteye göre de operasyonlar yapılıyor. Şimdi buradaki aslında Nesrin Güngen'in soruşturması yaklaşık bir yıl önce başlayan soruşturma. Yine baktığımız zaman sadece Nesrin Güngen'de değil birçok o dönem fenomenle ilgili soruşturma vardı. Hala açık dosyalar var. O dosyalarda yavaş yavaş böyle sonlandırılmış olacaktır. Yani rapor geldikçe açık dosyalara yönelik önümüzdeki günlerde belki aylarda yeni operasyonlar daha olacak. Bir kere onun altını çizelim. Yani insanlar sanmasınlar hani bu soruşturmalar o furya ile birlikte ilk başta oldu ve bundan sonrasında bir bitti, artık operasyon olmayacak değil. Biz bu soruşturmaları ve bu tarz operasyonları güzellik merkezlerine önceden de olduğu gibi önümüzdeki günlerde de görüyor olacağız. Peki Nesrin Güngen'le baktığımız zaman hani neydi suçlama isterseniz? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ki biliyorsunuz ki zaten güzellik merkezlerinin hepsi için bu geçerli oluyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Bu biliyorsunuz yine Dilan Polat dosyasında da vardı. Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlaması var. Ve bunlarla birlikte de baktığımız zaman çok sayıda hani bu güzellik merkezlerin, çünkü sayısız güzellik merkezleri bulunuyor. Bu güzellik merkezlerinde yasa dışı ilaç satılması, ki bilindiği gibi bu tarz güzellik merkezlerinde ilaç satamazsanız ilaçların satılacağı yerler bellidir. Ama burada ilaçlar da satılıyor ve ayrıca yine dediğimiz gibi yasaklı kozmetik ürünler bulunuyor. Ve yine bazı aramalarda da uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Şimdi burada biz şunu görüyoruz. Bu Dilan Polat dosyasında olmayan bir başka bölüm daha göreceğiz. O da nedir? Nesrin Güngen'in bir de kendince akademisi var. Yani piyasaya, sektöre yeni isimler kazandırmak için bir eğitim programı veriyor. Eğitim programında kendisi sertifika veriyor. Bu sertifikalar tabii ki normalde Milli Eğitim onaylı olması gerekiyor. Ve o sertifikalarla birlikte de o kişiler, oradan eğitim alan kişiler daha sonrasında yine bu tarz güzellik merkezi açabiliyorlar.
Şimdi böyle bir şey var. İşte burada sahte belgeler üretiyor ve sahte belge veriyor. Yani aslında piyasada baktığımız zaman Nesrin Güngen'in eğer ki sertifikasını almış ve güzel merkezi açmış yerler varsa belki de bu tarz yerlerin bir kısmı sahte yerler. Biz bu dosyadan bunu görüyoruz. O yüzden de baktığımızda bu operasyon çok ciddi bir operasyon. Bunun Yani altını bu çizmekte fayda var. operasyondan başka isimler gelebilir. Çünkü bu akademide belki de kendisiyle aynı işi yapan benzer isimler. Kesinlikle. Şimdı kesinlikle. Bak şöyle. Ediyorum. Beş parmağında beş marifet. Hem Tabii kitap tabii yazmış, tabii tabii. Her kuruluş, şeyle. hem iş insanı, hem fenomen, hem rol model. Maşallah diyelim yani. Tabii, baktığımız zaman yani elinde hani yok yok yani her türlü imkanı hani kullanan bir isimden bahsediyoruz. Tabii şimdi dediğimiz gibi Mali Şube yaklaşık bir senedir bu dosyanın hazırlığını yapıyordu. Bu dosyada hani kimlerin gözaltına alınacaktır, bunların isim listesi dahil olmak üzere bütün hepsi yapıldı. Ve 25 ilde operasyon düzenlendi. 25 ilde yapılan operasyonda da Nesrin Güngen, gerçek ismi ama Neslihan Güngen, onun da altını çizelim. Nesrin Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüpheli yakaladı. Şimdi bu 54 şüphelinin aralarında bazı franchising şubesi olan isimler de var. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar hani çok böyle hani yere şube açıyorlardı ve bunların bir kısmını da biz işte şubemizi franchising olarak verdik diye de söylüyorlardı. İşte oraya bakıldığında orada da bazı para hareketlerinin kara para diye olarak tabir ettiğimiz kaynağı belli olmayan bir parayla elde edilerek şubelerin açıldığı iddiası var. O yüzden bazı franchising şubelerin sahipleri de gözaltına alındı. Bir de onun da altını çizmekte fayda var. Personel gözaltına alındı. Şimdi personelin gözaltına alınması benim için aslında önemliydi. Ben de bunu sordum. Yani sonuçta personel bir yerde çalışıyor. Hani o personelin hani ne suçu olabilir diye. İşte o eğitim programlarında bazı sahte evrakların hazırlanmasında görev aldıklarını söylediler. Tespitlere göre işte o az önce bahsettiğimiz piyasaya güzellik merkezi adı altında dağıttıkları sertifikaların, para karşılığında dağıttıkları sertifikaların aslında sahtesinin de yapıldığı bize belirtilmiş oldu. Yani ustalık ve kalfalık belgesi olarak onlar hani adı geçiyor. Ustalık ve kalfalık belgelerinde sahtesini yaparak piyasada yeni güzellik merkezleri, güzellik bölüm merkezine çalışacak uzmanları piyasaya soktukları da tespit edilmiş oldu. Bunu da bazı personelin sahte evraklarla yaptıklarını söylediler. Tabii bunun da birlikte olarak da 134 yerde aramalar yapıldı. Hala aramalar devam ediyor. Bitmiş değil. Onun da altını çizeyim. Çünkü dediğimiz gibi 25 ilden bahsediyoruz. O 25 ilde toplanan bütün deliller ve şüpheliler tamamı İstanbul Mali Şube'ye getirilecek ve orada sorgulanacaklar. Sadece bir kısmı geldi. Büyük olasılıkla bu gece ve yarın sabaha kadar bütün şüphelilerin tamamı İstanbul Mali Şube'ye gelmiş olacak ve yarından sonra da artık sorgu maratonu başlayacak. Ama bir 4 gün Nesrin Güngen ve beraberinde gözaltına alınmış olan isimler Mali Şube'de duracaklar, sorgulanacaklar. 4 günün sonunda da Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilecekler. Tabii burada ben dosyadan bir bölümden daha böyle bir bahsetmek istiyorum. Orası da hani iki suç daha vardı. Birincisi bunların vatandaşların çok yoğun bir şekilde hani şikayeti söz konusu. Bazen vatandaşlar şunu söyleyebiliyor. Biz şikayet ediyoruz ama hani bir şey olmuyor gibi düşünebilirler. Burada kendilerinin dolandırıldığını düşünen bazı vatandaşlar, parasını kaptıran bazı vatandaşlar şikayetçi oldu. Yanılmıyorsam tam rakamını hatırlamıyorum ama 750 civarında bir müşteki var. Dolandırıldığını söyleyen müştekiler var. Ve bunlar da nitelikli dolandırıcılıktan şikayetçi oldukları için dosyada bu suçu da dahil etmiş durumdalar. Dosya o yüzden hani kabarık. Bir de benim hani çok dikkatimi çekti. Bunu da sorgu aşamasında hani ortaya çıkacaktır. Bir 44 ayrı taksirli yaralama suçu var. Şimdi bu da önemli. Yani 44 ayrı. Yaralama ne alaka ya? Yaralama da mı var dosyanın içerisinde? Şimdi evet hani şimdi bunu işte ben de merak ediyorum. Hani buradaki yaralama aslında bunların getirdikleri cihazlardan mı yoksa bir kurşunla yaralama mı? Şimdi henüz daha onları bilmiyoruz. Ha, Hani ne cilt olduğunu. falan da yaralamaya girebilir Şimdi diyorsun evet o da yani. yaralamaya girebilir. Çünkü dediğim gibi bunların getirdikleri cihazlar hani sonuçta şey cihazları değil. Hani Avrupa standartlarına uygun bir cihazlar getirmiyorlar. Mutlaka getirdikleri vardır ama
Ah tabii Emrullah'a bir çağrı geldi. Öyle olduğu zaman biliyorsunuz böyle hemen kapanıyor. Şimdi o geli ha geldi, geri döndü. Evet dinliyorum, dinliyorum. Şimdi dediğiniz gibi bir de Eyvah sesi gitti şimdi de. Ha. şu an duyabiliyor musunuz? Evet tamamdır devam. Tamam. 44 ayrıda yaralama suçu var. Ama işte bu yaralama suçu dediğiniz gibi sadece şeyden kaynaklı olabilir. Cilt bakım cihazlarından da yaralama olmuş olabilir. Ama bununla birlikte başka iddialar da var. Yani burada hani sanki basit yaralamaları da fiziki başka şartlar altındaki yaralamalara da bağlıyorlardır. O yüzden dosyaya baktığım zaman çok ilginç ve çok kabarık bir dosya. Ama bu dosyada şunu da belirtebilirim. Hani Dilan Polat'tan farklı bir dosya. Kaynak ve çıkış noktası ve güzellik merkezi olarak birbirine yakın şeyden bahsedebiliriz. Hani konsept olarak baktığımız zaman aynı modelden bahsedebiliriz. Ama içindeki suçlara baktığımız zaman daha ağır suçlamalar hani burada görüyorum. Nesrin Güngen'de görüyorum. Onu da belirtmekte fayda var Özden. İki soru hemen ikisine de kısa cevap verirsin. Birincisi Dilan Polat dosyasında yeni gelişme var bugün. Ne oldu? İkincisi de Eylem Tok dosyasında galiba Timur'un cezaevi değişiyormuş. İki cümlede onları anlatabilirsen Emrullah'cığım kısacık. Şimdi şöyle daha öncesinden de ben son sorudan cevap vereceğim. Timur Cihan Timur'un cezaevinin değişmesinde en son duruşmada şöyle bir şey olmuştu. Kadın savcı hani doğal olarak orada cezaevi koşullarının ne kadar kötü olduğundan bahsediliyordu ve o yüzden de kefalet istiyorlardı. Fakat kadın savcı ısrarla kefalete karşıydı. Kefalette serbest bırakılamayacağını belirtiyordu. Ama oradaki gördüğüm duruşmada şu vardı. Kadın savcı çok hazırlıklıydı. Benzer başka cezaevlerinde listesini çıkartmıştı. Ve orada hem mahkemeye hem de tutuklunun avukatlarına bu cezaevlerinden birini seçebilirsiniz. Yani kefalete karşıyız ama bu cezaevlerinde hani kalabilir diye belirtilmişti. O yüzden bir görüşmeleri söz konusuydu. O görüşme çerçevesinde de Timur Cihan Timur'un cezaevi değişecek önümüzdeki günlerde. Önce onu söyleyeyim. Şimdi Dilan Polat dosyasına gelecek olursak da bildiğiniz gibi Dilan Polat dosyasında iddianame tamamlanmıştı. İddianameyi mahkemeye gitmişti. İkinci Asli Ceza Mahkemesi'ne gitmişti. İkinci Asli Ceza Mahkemesi dün akşamleyin başsavcılığa iddianameyi geri gönderdi. Geri gönderirken de 1-2 madde koydu. Dosyanın bir tık daha hani genişlemesini belirtti ve bir de hani dosyayla ilgili bilindiği gibi bir hani bir taraftan da kara para iddiaları söz konusu. Yani asli ceza mahkemelerinde de kara parayı davalarını göremiyorsunuz. O yüzden ağır ceza mahkemesine gitmesi gerekiyor. Büyük olasılıkla hani ben bugün ve yarın hani bugün yetişmez ama belki hani yarın belki de hani Perşembe günü savcı ya yeniden aynı mahkemeye gönderebilir veya aynı mahkemeye göndermezseler de hani o düzenlemeleri yapıp ben ağır ceza mahkemesine gönderilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki ağır ceza mahkemesine gönderilirse bazı hani ceza hani yeni bir düzenleme yapılırsa ceza oranları da hani artabileceğini belirtirim. Ama tabii bunda da şunun da altını çizmekte fayda Yani var. tahliye falan ihtimali yok gibi Şimdi gözüküyor. onu söyleyeceğim. Ağır cezaya devredilip tahliye edilebilir, tutuksuz yargılanabilir diyorsun. Yok, O da yok. şöyle. Asli cezada da kalsa, ağır cezaya da gitmiş olsa 11 Temmuz günü, Perşembe günü Dilan Polat'ın aylık tutukluluk değerlendirmesi olacak. 11 Temmuz günü savcı eğer hani mütalasını verdiğinde Dilan Polat serbest kalabilir. Onun altını çizeyim. Bunu gerekçe olarak da şunun için söyleyeceğim. Çünkü eğer iddianame kabul edilmiş olsaydı şu anki iddianameyi hazırlayan savcının bir mütalası olmayacaktı. Yani mahkeme ikinci asliye ceza eğer kabul etmiş olsaydı kendisi değerlendirecekti tutukluluğu ve ona göre de bir karar verecekti. Ve bu tarz dosyalarda da genelde ilk duruşmayı beklerlerdi. Fakat daha önceki hani şu an iddianame iade edildiği için dosya halen eski savcısında. Yani baktığım zaman hazırlık savcısında. Şimdi hazırlık savcısı da bu anlamda şunu yapacaktır büyük olasılıkla. Bir önceki tutukluluk değerlendirmesinde Dilan Polat'ın tahliye edilmesine karar vermişti. Daha doğrusu öyle bir mütalasını vermişti. Fakat sulh ceza hakimliği bu talebi yerinde görmemişti. Şimdi aynı savcı yeniden talepte bulunacak. O yüzden 11 Temmuz günü
Dinan Polat'ın serbest kalma ihtimalini eğer ki sulh ceza hakimliği yapacaksa ben yüksek görüyorum. Onun da altını çizeyim. Belki de 11 Temmuz günü Engin Polat'ın, Sezgin Polat'ın serbest kalacağını çok düşünmüyorum. Ama Dilan Polat 11 Temmuz günü eğer savcı yine mütalasında tahliyesini isterse, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini isterse 11 Temmuz günü tahliye olabilir. Anladım. Bu da önemli bir bilgiydi. Emrullah çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın. Hemen gönderiyorum. İyi yayınlar. Bin toplantın var, bir yerden bir yere geçiyorsun. Emrullah Erdinç tabii bu arada kendi YouTube kanalında ve X hesabında da bütün bunları özel haber olarak yapmaya devam ediyor. Son dakika gelişmelerini